Merhaba hocam, hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar, iyi akşamlar. Özlem ben, hocam. Beni görünce Hocam hoş geldiniz. tuhaf. Teşekkürler. Benan, seni tanıyamadım. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Ben hemen geliyorum, bir saniyenizi alayım. Sesin az, benimki iyi gidiyor mu acaba? Sesiniz gayet iyi geliyor hocam. Net. Teşekkür ederim Özlemciğim. Nasılsınız? İyiyim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Bebeğin ne kadar? Bebeğim 4 yaşında. Ellerinizden öper. Artık bebek değil mi şu Evet, aslında öyle ama hala bebek. an? Bu arada hatırlatmak isterim. Aynı zamanda YouTube üzerinden de canlı yayınlanıyor şu an toplantısı, bu toplantımız. Oradan da şu an aktif YouTube'da. Siz başlamamı söylediğinizde ben başlayayım konuşmama. Oldu mu? Tamam. Tamam. Bir ekran paylaşımını da deneyebilir miyiz? Eğer ekran paylaşacaksanız, orada bir sorun var mı yok mu? Evet, güzel. Devam ediyor. Tamam, güzel. Slaytlar da değişiyor. Tamam. Bir basınca değişiyordu. Şuraya veya buradan hocam. Şurada kalemimiz. Böyle dursun isterseniz. Şimdilik durduralım mı? Sizin kimliğiniz açık değildir. Hiç anlamıyorum. Yaz. Evet, yavaş yavaş dinleyicilerimiz katılmaya başladılar. Saat şu an 19:57. Birkaç dakika sonra sanıyorum bir çoğunluğa ulaşacağız. Merhaba hocam, tekrar merhaba, hoş geldiniz. Ne güzel sizi görmek. Sesiniz kapalı. Tekrar hoş buldum. Teşekkürler. İzzet'le tanıştınız mı hocam? Efendim? Merhabalar hocam, ben İzzet. Ben hocanın öğrencisiyim. Memnun oldum. Hocam Tanıştığımız için İzzet hem yardımcı. yoğun bakımda tez asistanımız hem de Evet. bu yapay zeka ve yoğun bakım üzerinde çalışıyor. Bilgisayar işlerinden iyi anlayanımız o şimdi. Bu şeyi de şu andaki toplantıyı organize eden de o sağ olsun.
LSC sayfamızı da aynı şekilde şey yapan, organize eden kendisi. Tanıştırayım ben sizi istedim. Kaç kişi katılmış bakalım şu ana kadar? 19 olduk. Birkaç dakikamız daha var, bekleyebiliriz. Siz nasıl arzu ederseniz başlama komutunu verdiğinizde başlayabilirim. Tamam hocam, çok teşekkürler. Hocam şu an YouTube üzerinde de yaklaşık 6 izleyicimiz var. O da artıyor gibi. Özden hocamız da YouTube'dan izleyecek sanırım. Sesi açtığın çok iyi oldu. Evet hocam, vakit geldi. Müsaade ederseniz yavaş yavaş başlayalım. Burada... Yavaş yavaş nasıl başlayayım benim? Yo, ben başlayayım, hemen yavaş yavaş sunayım sizi. Bakıyorum epeyce bir baş asistan buraya toplanmış. Yavaş yavaş başlayalım. Yavaş yavaş. Bir yandan da YouTube'da açıktı, ikisi birbiriyle çakışmasın diye böyle bir şey yaptım. Evet, ben katılımcılara bakıyorum. Şu anda epeyce bir baş asistanımız var hocam. Yeniler var, eskiler var. Sizi tanımayan yok gibi, yeni nesil de tanısın istiyoruz. Onlar da aramızdalar. Bir süredir biz yaşam desteği merkezinde yaptığımız bu paylaşım okuluna ara vermiştik. Bu sene tekrar başlıyoruz. Epeyce bir ara vermiş olduk. Birkaç sene aradan sonra pay okulunu tekrar açıyoruz. Bu seneki programı Özlem burada. Yine eski baş asistanlarımızdan. Program sorumlumuz Özlem. Hoş geldin Özlem. Teşekkür ediyoruz yaptığın program için de. İlk dersi Gülsev hocamıza koymamızın çok önemli bir anlamı var aslında. Çünkü bu seneki okulumuzu kendisine ithaf ettik. Gülsev Okulu, Gülsev Kale Pay Okulu koyduk. Okulumuzun ismi bu seneki. Hem acil konularını hem de pay, pediatrik acil ve yoğun bakım olduğu için hem acil hem de yoğun bakım konularını içeren bir okul olacak bu seneki de. Ama ilk konuşmamız plasenta. Plasentanın da çok özel bir yeri var. Hem Gülsev hocamız gerçekten bu konuda herhalde dünyadaki sayılı otoritelerden bir tanesi. Ondan dinlemek çok büyük bir zevk. Defalarca dinleyenlerden bu dersin reklamını duymuşluğumuz var. Aynı zamanda da bizim xenotransplantasyon laboratuvarının bir kolu da plasenta üzerinden acaba xenotransplantasyonda ilerleme yapabilir miyiz diye düşünen bir ekipten oluşuyor. Bunun içerisinde de katıldı mı burada görebiliyor muyum bakalım. O gruptan kimler var diye baktım. Onlar da yavaş yavaş katılacaklar herhalde.
Onun için iki yönden de Faysal Hoca gelmiş. Faysal Hoca da bu fikrin gelişmesinde plasenta üzerinden xenotransplantasyon olabilir mi diye yönlendiren fikir şeylerinden bir tanesi, babalarından bir tanesi diyeyim. O da gelmiş, hoş geldiniz. Ben herkese hoş geldiniz diyorum ve Pay Okulu'nun bu seneki Gülsev Kale Pay Okulu'nun açılışına hayırlı olmasını diliyorum. Gülsev Hocam, bu açılıştan sonra sizi dinliyoruz. Herkes merakla bekliyor söyleyeceklerinizi. Buyurun hocam. Çok teşekkür ediyorum Benan. Öncelikle tüm katılımcılara iyi akşamlar diliyorum. Ve bana bu onuru veren siz ve değerli ekibinize de ayrıca çok teşekkür ediyorum. Sizler benim çok değerli meslektaşlarımsınız ve şu anda hoca olarak karşımdasınız. Bu da benim için çok büyük bir gurur kaynağı. Gerçekten hem Hacettepe'li olmaktan hem de sizlerle belli bir süreyi birlikte geçirmekten dolayı, eğer olduysa eğitiminize katkıda bulunduysam da bundan dolayı da çok mutluyum. Plasenta konusu gerçekten enteresan bir konu. Neden pediatrik, acil ve yoğun bakımın konusu olarak da sizlere bu dersi anlatmak durumundayım? Plasenta yoktan var edilen bir organ. Yani insanlar plasentayla doğmuyor, kızlar, kız çocukları. Organizma bunu aldığı bir takım uyaranlarla kendi var ediyor. Belli bir süre görevini tamamladıktan sonra da kendiliğinden kendi görevini bitiriyor. Burada hem annenin hem bebeğin damarsal yapılarının çok önemli olduğunu bu dersin gidişinde sizler de göreceksiniz. Çünkü plasenta demek yeterli bir vasküler kapasite demek. Eğer plasentayı okumayı iyi biliyorsanız, özellikle patologlar bu konuda deneyim sahibi ise, size hem çocuğun geleceği hem annenin mevcut durumu hakkında çok değerli ipuçları verebilir. Çünkü bu vaskülerizasyonun temeli endotel sağlığına bağlıdır. Endotelin yapımı, endoteldeki değişimler konusunda da başka başka organ patolojilerine de ışık tutacak kadar size rahatlıkla ipucu verebilir. Şimdi ben sunumuma geçerek plasentayı sizlerle paylaşmak istiyorum. Maşallah. Plasental yapı iki kısımdan oluşmakta. Bunlar bir endometriyumdan köken alan maternal kısım, ikincisi de fetüse ait olan fetal kısım. Hamilelik başladığı zaman, yani hücresel bölünme tamamlanıp da fötüsü oluşturacak hücre yapısı endometriyuma implante olduktan sonra endometriyumun fonksiyonel tabakası olarak desidua gelişmekte. Doğumdan sonra da uterustan ayrılarak kendi fonksiyonunu sonlandırmakta. Desidua üç tabakadan oluşmakta. Desidua basalis, bu anneye ait olan plasentayı oluşturan tabaka, lipid ve glikojenden son derece zengin hücrelerden meydana gelmekte. Desidua kapsularis ise gebelik materyalini kuşatan desiduanın yüzeyel tabakası. Koryon boşluğunun büyümesiyle gebelik süresi ilerledikçe gerileyerek bir süre sonra dejenere oluyor. Desidua parietalis ise desidua kapsularisin dejenerasyonu sonucu uterus duvarıyla kaynaşıyor. Şimdi burada çok güzel bir iş bölümü var. Herkes kendi görevini tamamladıktan sonra sahneden çekilip diğer bir tabakaya bu fonksiyonları devredebiliyor. Burada şematik olarak bu anlattıklarımı görmektesiniz. En dışta görülen, bildiğiniz gibi, uterusun miyometrium tabakası.
Burada implante olmuş bir fötüs ve bu fötüsü beslemek üzere hazırlanan koryon tabakasında bir takım değişiklikler gebeliğin süresi boyunca birbirini tamamlayacak ve birbirini etkileyecek, güçlendirecek şekilde devam edecek. Mesela burada gördüğümüz boşlukta henüz bir vasküler yapılanmayı görmüyoruz ama buraya baktığımızda yavaş yavaş villus tabir ettiğimiz organoid yapılar burada oluşmaya başlamış ve göbek kordonuyla da bebek bu damarsal yapıların içindeki tüm besinleri ve tüm onu geliştirecek olan her türlü hormon, besin, büyüme faktörleri hepsini birden umbilikal kordla alabilmekte. Gebelik sırasında özellikle ikinci aya kadar olan değişimler gebeliğin bundan sonraki yaşamıyla ilgili tutunabilmesi veya bunun bir abortusla sonuçlanabilmesi konusunda bize çok önemli ipuçları verebiliyor. Plasentanın fötüse ait parçası olan trofoblastlar çok yetenekli hücreler. İnanılmaz yönde gelişerek fötüs için gerekli olan her türlü ihtiyacı ona sunmak üzere programlanmış hücreler. Mezodermden menşe alıyorlar. Maternal parçası da uterusun endometriumundan yani decidua basalis köken alıyor. Hamileliğin ikinci ayının başında içerdiği çok sayıdaki villuslar nedeniyle de trofoblastlar ışınsal bir görünüme sahip oluyor. Yani bir yerde trofoblastlar vaskülarizasyonu başlatan çok önemli hücreler. Burada gördüğümüz gibi spiral arterler, venöz kan akımını sağlayan damarlar ve burada temiz kanı görmekteyiz. Fötüs buraya implante olmuş ve buradaki kanlı dolu boşluklar artık onu beslemek için hazır olan vasküler yapılar. Villusların orta kısmında gelişmeye başlayan kapiller sistem kısa bir süre sonra koryon plağı ve bağlantı sapı içinde gelişen kapillerle birleşiyor. Biraz önce söylediğim trofoblast yeteneklerini burada daha etraflıca anlatıyorum. Ve bu yolla ekstra embriyonik vasküler sistem gelişmiş oluyor. Şimdi bu vasküler sistem gerçekten çok enteresan. Bebeği beslemek, fötüsü beslemek için her şeyi yapabilen, her şeyi sistematik olarak uygulayabilen bir yapılanma mevcut burada. Kanlar birbirine temas etmediği halde her türlü besin alışverişi, elektrolit alışverişi bu vasküler sistem sayesinde gerçekleştirilebiliyor. Çünkü erken dönemlerde eğer anne kanı ve bebek kanı birbiriyle karşılaşırsa hepimizin bildiği RET mekanizması başlatılmış oluyor. Bu da gebeliğin daha bebek gelişmeden, fötüs büyümeden sonlanması şeklinde maalesef kötü bir sonuca ulaşıyor. Anne kanı plasentaya uterusun spiral arterleri vasıtasıyla iletiliyor. Zamanla da bu damarların sitotrofoblastların endovasküler invazyonla aşındırılmasıyla kanın boşluklara dolması sağlanıyor. Çünkü yani bu da son derece önemli bir gelişme. Öyle bir zamanlama var ki trofoblastlardan sitotrofoblastlar oluşuyor. Ama bunlar endovasküler bir invazyonla damar duvarlarını yok ederek onların yani gelen kanın boşluk içine dolmasını sağlıyor. Şimdiye kadar anlattığım mekanizmalar damarların gelişimi, damar oluşumu ve damar endotellerinin sağlıklı olmasıyla ilgili yeteri kadar ipuçlarına sahip. Şimdi bunu tekrarlamak istemiyorum çünkü trofoblastların ne kadar marifetli olduğunu detaylı bir şekilde anlattım. Bu da şemada sizlere belki daha iyi bir fikir verebilir diye.
Bakın bu vasküler yapıların duvarları hemen hemen yok edilmiş stratofibroblastlar tarafından ve kan buraya olduğu gibi dolmakta. Burada gene trofoblastlardaki değişim sonucu buradaki boşlukların ve villöz yapıların, çünkü ileride bunların patolojik durumlarda fetüsün başına ne işler açabileceğini sunumun devamında sizlerle paylaşacağım. Plasentanın iki önemli işlevi var. Çok işlevi olabilir ama ana fikir olarak birincisi fetüsü beslemek, ikincisi fetüsü korumak. Bunların da gerçekleşmesi için sağlıklı, açık vasküler yapılar ve bütünlüğü zedelenmemiş koruyucu membranlara ihtiyacımız var. Plasental inceleme bize ne yarar sağlayabilir? Şimdi bu konu daha çok kadın doğumcular ve yeni doğancıları ilgilendirir gibi görülse de, dersin başında da sizlere bahsettiğim gibi bu gelişim süreci, yani plasentanın embriyonun implantasyonundan doğuma kadar olan süreci bir yerde damarlarla ilgili büyük ipuçlarını da biz hekimlere görebilen oluyorsa, bu plasentaları inceleyen varsa çok fazla ipuçları verebiliyor. Plasentayı neden inceleriz? Bir kere intrauterin veya perinatal ölümlerin nedenini bulmak için, erken doğumların nedenini bulmak için, anomaliyle doğan çocukların nedenlerini bulmak için, bir de nörolojik geriliklerin nedenini bulmak için. Bu konuyu ben nörolojik geriliklerin araştırılması konusunu bu dersimde biraz daha detaylı anlatacağım. Klinik patolojik yorumlar üzerinden sizlere bilgi vermeye çalışacağım. Gelecekteki gebeliklere de nasıl yaklaşılacağının planlanmasına plasental incelemelerin büyük yararı var. Çünkü siz bu plasentada anneye ait bir vasküler patolojiyi görme şansına da sahip olabilirsiniz ve anneyi bu yönden tedavisini planlayabilirsiniz. Maternal ve neonatal problemlerin patofizyolojisini ortaya koymak plasentayı incelerken. Patofizyoloji çok önemli bir bilim dalı. Çünkü eğer siz hastalıkların nedenini, oluş mekanizmalarını biliyorsanız, onları tedavi etmek yolunda da son derece doğru yollar izleyebilirsiniz. Hasta bebekle ilgili yeni doğan hekimine en erken dönemde yardımcı da olabilir. Bebek doğdu, hasta. Ama neden hasta? Bunun cevabını plasental incelemeler size rahatlıkla sunabilir. Aileye ve çocuk hekimine ileri çocukluk dönemlerinde de yararlı olabilir. Endikasyonlarımız ne? Hangi durumlarda biz plasentayı inceleyelim? Çünkü hepimizin bildiği gibi doğumdan sonra, bebek doğduktan sonra plasenta önemini kaybediyor ve genelde herhangi bir patoloji merkezine gönderilmeden tamamen yok ediliyor. Çocuk doktorları yönünden endikasyonlara bakacak olursak, bebek erken veya geç doğduysa, IUGR dediğimiz intrauterin büyüme geriliği varsa, beklenmeyen bir kötü seyir gebelik süresince yaşanmışsa, bebekte bir konjenital anomali varsa, fetal enfeksiyon şüphesi varsa, Hidrops'la doğduysa bebek, bir de fetal hematolojik bozukluklar gözlendiyse. Kadın doğum tarafından önemi nedir? Bu endikasyonlar neler olabilir? Ölü doğum, kötü obstetrik hikaye, annede hastalık veya ölüm, hipertansiyon, annede enfeksiyon, oligo veya polihidramnioz tespit edilmiş olması, aşırı vajinal kanama, anormal fetal takip, in utero tedavilere gereksinim duyulan vakalarda, annenin toksinlere maruz kaldığı durumlarda. Plasental lezyonlar neler olabilir diye baktığımızda, maternal yönden
inceleyecek olursak, burada dikkatinizi çekecektir eminim ama her şey damarlar üzerinden gelişiyor. Bunu sizlerle paylaşacağım. Maternal yönden vasküler obstrüksiyon varsa, sinsitiyal düğümlerde artış ve villöz infarktlar bunun bir gros bulguları olabilir. Vasküler ayrılma varsa, plasentanın ayrılması, marjinal ayrılma, venöz ayrılma, arteriyel ayrılma şeklinde olabilmekte. Gelişimsel bir plasental problem varsa, mesela yüzeyel implantasyon, desidual arteriyopati, inflamasyon varsa, akut koryoamniyonit, subklinik endometrit, kronik villitis, ki bu nedeni bilinmeyen villitis olarak da isimlendirilmekte, masif perivillöz fibrinoid birikim, bu da makroskopik olarak görülebilir. İlerleyen ders şeylerinde bunların size mikroskopik bulgularını da paylaşacağım. Plasental lezyonlar fetal vasküler obstrüksiyon olabilir. Fetal trombotik vaskülopati olabilir. Hemorajik endovaskülit, fetal vasküler ayrılmalar olabilir. Fetal damarlarda yırtılma, fetomaternal kanama, intervillöz trombüs. Gelişimsel olarak da distal villöz hipoplazisi, distal villöz immatürite, villöz kapiller lezyonlar, mezenkimal displazi. Burada gelişimsel başlığı altında saydıklarımın hemen hepsi gene damarsal patolojilerle ilgili olan bulgular. Fetal yüzde, yani postplasental olarak lezyonlara baktığımızda mekonyuma bağlı vasküler nekrozlar olabilir. Akut koryoamniyonit bulguları olabilir. Çünkü bu da fetal vaskülitle sonuçlanır. Artmış çekirdekli eritrositler görebilirsiniz. Çekirdekli eritrositler genelde fötüsün hipoksik şartlarda olduğunun bir göstergesidir. Göbek kordonu oklüzyonları görülebilir. Konjenital enfeksiyonlar olabilir. Hidrops fetalis olabilir. Genetik kromozomal bozukluklar olabilir. Erken doğum ve plasentaya baktığımızda erken doğmuş bir bebekte preplasental, yani maternal nedenler ne olabilir? Demografik, psikososyal, konstitüsyonel, yani yapısal, teratojenik etkileşimler olabilir, enfeksiyonlar olabilir. Fetal nedenlere baktığımızda erken doğan bir bebekte malformasyonlar söz konusu olabilir, kromozomal anomaliler ve genetik bozukluklar. Plasental nedenlere de baktığımızda akut koryoamniyonit birinci sırada, maternal perfüzyon bozuklukları, kronik desidua iltihabı, akut veya kronik marjinal ayrılmalar, abrasio plasenta dediğimiz durumlar erken doğum nedeni olarak karşımıza çıkmakta. Şimdi koryoamniyonite bakacak olursak, koryoamniyonit nedenlerinden en önemlisi asenden enfeksiyonlar. En sık bu enfeksiyon tipiyle karşılaşıyoruz. Mikroorganizmaların giriş yolu serviks. Membranların yırtılması ile ilişkili. Fetal membranlar ve umbilikal kortta inflamasyon vardır bulgu olarak. Enfekte amniyon sıvısının aspirasyonu veya yutulması sonucu neonatal pnömoni ve sepsise yeni doğan bebekte neden olmaktadır. Koryoamniyonit yapan mikroorganizmalara baktığımızda başta E. coli gelmekte, devamında stafilokok, streptokok ve burada sıralanan tüm mikroorganizmalar bir koryoamniyonit etkeni olarak karşımıza çıkabilmekte. Asenden enfeksiyon söz konusu olduğunda maternal yanıt akut koryoamniyonit, membranlarda, desidual damarlarda, plasentada, intervillöz aralıktan başlayan koryon ve amniyona doğru ilerleyen polimorfonükleer hücrelerin göçünü görüyoruz mikroskopik olarak. Fetal tarafta ise funisit, koryonik vaskülit, umbilikal ve koryonik damarlarda polimorfonükleer lökositlerin göçünü gene görebiliyoruz.
Patogenezde ne rol oynuyor? Term ve gebeliklerde membran rüttürünün olup olmaması ve süresi önemli. Preterm gebeliklerde daha çok membran rüttüründen önce koryoamniyonitin var olduğu görülüyor. Koryoamniyonit rüttüre ve erken doğuma neden oluyor. İnflamatuar yanıt sonucu oluşan prostaglandin ve sitokinler ve tümör nekrozis faktör uterus kasılmasını ve doğum eylemini başlattığı için erken doğumla karşılaşıyoruz klinikte. Metaloproteinazlar membranlarda ekstraselüler matriksi de zedeleyerek rüttüre neden oluyorlar. Bu da patogenetik mekanizması. Koryoamniyonitin uzun dönem etkileri neler? Erken doğum, yüksek perinatal mortalite oranı, nörolojik morbidite, bunu geç dönem sekel olarak da kabul edebiliriz. Serebral palsi nedeni olabiliyor. Fetal inflamatuar cevap sendromu, fötüste sitokin üretimi, umbilikal kord interleukin 6 ve amniyotik sıvı interleukin 6, serebral palsi ve periventriküler lekomalezi ile ilişkili. Akut funisit ve arterit, serebral palsi için interleukin 6'dan daha iyi bir belirleyici olarak sayılabiliyor. Yani bu bulguları bulduğunuz çocuğun ileride nörolojik defisit geçirme olasılığı son derece yüksek. Koryoamniyonit ve funisit ile ilişkili olan hastalıklar fötüste doğduktan sonra sepsis, respiratuar distres sendromu, pnömoni, intraventriküler kanama, santral sinir sisteminde bronkopulmoner displazi ve nekrotizen enterokolit yaşadıysa bu çocuklar, bunlar uzun vadede çocuğu bekleyen komplikasyonlar veya organ tutulumları diyebiliriz. Koryoamniyonit ile ilgili burada göstermek istediğim hem plasentanın gros hem de mikroskobik yapısını görmektesiniz. Görüldüğü gibi gayet şeffaf olması gerekirken yer yer koyu mat bir görünümde. Mikroskobik incelemede de son derece yoğun bir şekilde polimorfonükleer leukositleri membranın işgal ettiğini görüyoruz. Burada damar duvarlarında gene bir polimorfonükleer leukosit infiltrasyonu ve ödem mevcut. Daha yakından baktığımızda bu gene bir kandida funositi. Şurada daha koyu pembe renkte kandida hiflerini görmektesiniz. Bunun altında neredeyse nekroza kadar giden yoğun bir inflamatuar reaksiyonu görmekteyiz. Koryoamniyonitin hematojen yolla da olabilmekte. Viral olanlar daha çok sitomegalovirüs, rubella, varisella, parvovirüs, herpes simplex virüsü, bakteriyel olanlarda listeria ve tropenoma pallidum, parazitlerde çok sık gördüğümüz toksoplazma ve koryoamniyonitin %95 oranında da nedeni bilinmeyen bir grubu var, oldukça yüksek. Bunu da tamamen anormal bir immün reaksiyon, immün cevap olarak gruplandırmışlar. Hematojen enfeksiyonların klinik sonuçlarına bakacak olursak, yani asenden yolla bulaşmayıp hematojen yolla koryoamniyonit geliştiyse bir çocukta spontan abortus olabiliyor. Bu daha çok rubella vakalarında. Intrauterin ölümler, ölü doğumlar, parvovirüs vakalarında. Malformasyonla doğumlar, rubella ve toksoplazmada. Aktif enfeksiyonla doğanlar, toksoplazma ve gene sitomegalovirüs. Geç dönem sekerler, sitomegalovirüs ve diğerlerinde sağırlık, mental gerilik ve öğrenme güçlüğü gibi sekerlerle bu bebekler yaşamını devam edebiliyor. Fetal membran patolojilerinin bir diğeri de oldukça sık karşılaştığımız mekonyum. Mekonyum yaygın koryoamniyotik hemosterozise neden olabiliyor ve skuamoz metaplaziye neden oluyor.
epitellerin hangisi olursa olsun metaplazi geliştiği zaman bu normal fonksiyonlarından bir geriye gitmek anlamına gelir. Yani bir fetal membran mevcut fonksiyonlarının gerisine gittiği için bir yetersizlik söz konusu olabilir. Amniyon nodozum gelişebilir. Renal anomaliler, oligohidramnios görülebilir çocuklarda. Bir de amniyotik bantlar gelişebilir. Bu amniyotik bantlar sonucu hangi gelişim basamağında organ varsa ona ait de duraklamalar görülür. Mesela parmaksız çocuklar veya kolunda bir organında yok olarak doğan çocuklar bu amniyotik bantlar sorumlu tutulmuştur bu konuda. Mekonyum geçişi canlı doğumların %10 ila 20'sinde görülüyor. Yani herhangi bir sorun olmasa bile %10-20 vakada bu mekonyum geçişi var. %20 ila 30 bebek doğumda deprese doğuyor. %5'i ağır derecede etkilenebiliyor. Mekonyum geçişi perinatal distres parametreleriyle de ilişkili. Eğer bir çocuğun doğumdan sonra apgarı 1 ve 5. dakikada 3'ün altındaysa, umbilikal arter pH'si 7'nin altındaysa nöbet de görülebiliyor bu vakalarda. Doğumhanede bunlara canlandırma gerekebiliyor. Mekonyum ne yapıyor da bütün bu bulguları ortaya çıkarabiliyor? Vaza konstrüksiyonu uyarıyor. Umbilikal kort ve koryonik damarlarda mekonyum ilişkili vasküler nekrozlar gelişebiliyor ve mekonyum spesifik karyoreksis görülüyor. Mekonyum boyalı plasentaların %1'inden azında bu bulgular saptanabiliyor. Şimdi bir vaka sunarak devam etmek istiyorum dersime. 25 yaşında gebe, gravida 1, para 1. Gebelik boyunca düzenli izlenmiş, risk faktörü yok. 40. haftanın içinde doğum eylemi başladığı için doğumhaneye kabul ediliyor. Monitorizasyonda fetal kalp atımları normal seyrederken 1-2 saat sonra aniden 120'den 60'a düşüyor. Acil sezaryen kararı alındıktan sonra en kısa süre içinde gerekli yaklaşımlar yapılarak bebek doğurtuluyor. Spontan solunumu olmayan bebek canlandırma işlemi sonrasında yeni doğan yoğun bakımında izleme alınıyor. Klinik doğum tanısı doğum asfiksisi. Burada söylemek istediğim, vurgulamak istediğim bir durum var. Her ne olursa olsun doğumu takiben yapılan müdahalelerde ve bu tür gelişmelerde kayıtlar tamamen doğum asfiksisi olarak işleniyor. 2-3 hafta sonra genel durumu iyi olarak taburcu ediliyor. Bebek 1 yaşındayken kontrolde ağır nörolojik bozukluklar saptanıyor. Bu sonuçtan sorumlu olarak doğum eyleminde yapılan hatalar ve doğum doktoru gösteriliyor. Bu noktadan sonra elimizde bulunan bazı bilgiler eğer varsa bu konudaki tartışmalara ışık tutabilir ve kimin sorumlu olmadığını bize gösterebilir. Şimdi bu bebek serebral palsi tanısı almış bir bebek. Böyle bir doğum hikayesine sahip. Fetal monitorizasyon ve donanımlı yeni doğan yoğun bakım ünitelerine rağmen term bebeklerde serebral palsi oranı %1,5-2,5 olarak devam etmekte. Yani herhangi bir iyileşme söz konusu değil. Hipoksik nörolojik zedelenmede ise minimal bir azalma var. Serebral palsili çocukların çoğunluğu term veya terme yakın doğmuş bebekler ve fetal distres bulguları yok. Sezaryen section uygulaması 10 kat artarken serebral palsi sıklığında azalma aynı oranda değil. Çalışmalar term bebeklerde antepartum risk faktörlerinin yani bizim plasentada görebileceğimiz risk faktörlerinin intrapartum risk faktörlerinden daha sık olduğunu göstermektedir. Bu çalışma
158 medikolegal vaka incelenerek yapılmıştır. Medikolegal vakada sürekli klinisyenler bebeklerin asfiksik doğumunda yeterli müdahaleyi yapamadığı için sorumlu tutulmuşlar ve bunlar hakkında soruşturma açılmıştır. Bu çalışma bu açıdan benim için çok enteresandı ve sizlerle paylaşmak istedim. Bu çalışmada plasentaların aşağı yukarı 158 vakanın plasentası toplanmış ve incelenmiş. Çocuklar serebral palsili. Serebral palsi nedenleri plasentadaki bulgulara göre 5 grup altında toplanmış. Birinci grup toplam vakaların %20'sini oluşturmakta. Klinik olarak gözlenen doğum asfiksisi ile uyumlu akut olaylar görülmüş. İkinci grup vakaların çoğunluğunu oluşturuyor ve %34 şiddetli fetoplasental vasküler lezyonlar saptanmış. Yani burada olay daha doğumdan önce plasental disfonksiyonun belirtileri vasküler lezyonlar olarak gösterilmiş. Grup 3'te ise bu %23 vakayı oluşturmakta kronik plasental disfonksiyon tespit edilmiş. Grup 4'te %15'i oluyor vakaların. Hipoksiye, yani bir hipoksi var. Subakut kronik adaptasyonu gösteren plasental lezyonlar. Grup 5 ise bu %8 olarak orantılanmış. İdiopatik, klinik veya patolojik herhangi bir açıklama bulunamamış bu vakalarda. Şimdi grup 1A'yı da grup 1'i ikiye ayırmışlar. A ve B olarak %10, %10 oranında. Doğum asfiksisiyle sonuçlanan akut olayların içinde akut umbilikal kort oklüzyonu var. Yani umbilikal damar tıkanmış. Dolayısıyla da çocuk herhangi bir şekilde beslenmeden uzak kalmış. Plasenta ayrılması var. Bu da bir yerde çocuğun plasenta ile ilgisi kesildiği için gene bir problem yaşadığını akut olarak gösteriyor. Maternal kardiyopülmoner arrest, uterus rüptürü var. Grup 1B'de ise daha az akut olaylar görülmüş. Bunlar masif fetomaternal kanama, daha kronik seyirli. Erken bakteriyel sepsis, özellikle grup B streptokok gösterilmiş. Burada fetal maternal kanamaya örnek olacak bir gross plasentayı görmektesiniz. Subkoryonik bir hematom var. 23 haftalık gebelik doğum indiksiyonuyla doğurtulmuş. Retroplasental hematomu görmektesiniz. Bunlar tamamen pediatrik patolojinin kendi vakalarıdır. Plasental ayrılma ve kanama söz konusu. Dolayısıyla bu kanama ve ayrılma çocuğun gene beslenmesini ve yaşamsal fonksiyonlarının durmasına neden olmuştur. Umbilikal kort oklüzyonlarına örnek, üstte gördüğünüz tamamen düğüm olmuş kendi etrafında. Burada gördüğünüz renk değişikliği de zaten tamamen bu olayın neredeyse infarkta doğru gittiğini gösteriyor. Aşırı kıvrımlı bir umbilikal kort tabii ki patolojik. Bu normal kıvrımlı. Bu da az kıvrımlı. Bu da kendi az kıvrımı nedeniyle iletim gücü yüksek olmayan bir umbilikal kordu temsil ediyor. Bu spontan monokoryonik monoamniyotik ikize ait 29 haftalık intrauterin eksitüsü olmuş. Kordonlarda birden çok düğüm, fetal uçta da belirgin torsiyonu olan son derece anormal görünen bir umbilikal kord. Şimdi grup 1'de akut demiştik olayları. Klinik patolojik yorum yapacak olursak bu gruptaki vakalarda klinik olarak gözlenen hipoksik olayların yanı sıra önemli plasental lezyonlar da saptanmış. Bu bulgular klinik hipoksik olayların önceki antenatal stresin eşliğinde serebral palsiye neden olduğuna işaret ediyor.
Bu görüş primatlarda oluşturulan, deneysel olarak oluşturulan genel hipoksinin tek başına yüksek perinatal mortaliteye neden olsa bile yaşayanların sıklıkla nörolojik yönden sağlam olduklarını gösteren çalışmalarla desteklenmekte. Bu hipoksik olaylara maruz kalan bebeklerde daha çok mevcut strese eşlik eden genel hipoksi ile ilişkili bir lezyon olan multikistik ensefalopati görülüyor. Yani burada klinik patolojik yorumun özeti, akut olaylar olsa bile bazı önemli plasenter lezyonların bu klinik bulgulara mutlaka bunlarda eşlik ettiğini gösteriyor. Tek başına eğer bir hipoksi, akut hipoksi geliştiyse bu daha çok söylendiği şekilde multikistik ensefalopati şeklinde görülüyor. Grup 2'ye gelecek olursak, ki bu oldukça önemli oranda %34'ünü teşkil ediyor serebral palsilerde, şiddetli fetoplasental vasküler lezyonlar var. Mekonyum ilişkili vasküler nekroz, fetal trombotik vaskülopati, nedeni bilinmeyen villitus, villitus unknown etiyoloji olarak kısaltılmış ve obliteratif fetal vasküopati, koryoamniyonit ve yoğun fetal vaskülit. Mekonyum boyalı plasentayı burada görmektesiniz. Yeşillim trak mat bir görünüm almış. Kronik mekonyum boyalı gene plasenta ve bu mekonyuma bağlı gelişen vasküülite sekonder burada duvarda bir nekrozu görmekteyiz. Ülserasyona kadar gitmiş. Burada mikroskobik incelemede umbilikal arter nekrozu mekonyuma bağlı. Neden mekonyuma bağlı? Okun ucunda gördüğünüz mekonyumun sarı rengi buradaki histiyositlerin içinde çok rahatlıkla görülmekte. Evet. Fetal trombotik vaskülopati demiştik. 25 haftalık intrauterin eksutus. Bu bebekte maternal, yani annede homozigot MTHFR mutasyonu mevcut. Küçük bir plasenta ile doğuyor. Geniş çaplı fetal damarlarda organize trombüsler, villöz damarlarda obstrüksiyon ve kronik villitis var. Burada bahsedilen tüm bu patolojik bulguları burada mikroskopta görmekteyiz. Gördüğünüz gibi neredeyse damarsal yapılar kaybolmuş. İçleri trombositle dolu, duvarlar kaybolmuş vaziyette. Şurada daha rahatlıkla görülmekte. Yani plasentada damar yoksa, damar açık değilse plasentanın normal bir fonksiyon görmesi mümkün olamamaktı. Bu vakada gene kendi arşivimizden 25 yaşında term gebelik, intrauterin gelişme geriliği var. Annede maternal hipertansiyon var, derin ven trombozu öyküsü var. Eğer annede herhangi bir şekilde derin ven tromboz öyküsü varsa, bu annelerin mutlaka trombofili yönünden incelenmesi gerekiyor. Hatta bana soracak olursanız tüm anne adaylarının, anne olmak üzere olanların, gebeliği tespit edilenlerin trombofili olarak mutlaka incelenmesinin çok büyük yararları olacağına inanıyorum. Hem doğumdan sonra kendi hayatlarının daha iyi seyretmesi için alınacak tedbirler ortaya konabilir. Hem de bebeğin gelişiminin takibinde bu önemli genetik durumun çözümlenmesi yoluna gidilebilir diye düşünüyorum. Burada fetal trombotik vaskülopatiyi görmekteyiz. Fetal dediğimiz zaman olay fötüse ait oluyor. Ve gördüğünüz gibi burada, şurada mesela tamamen kapalı fibrin oluşmuş. Hiçbir damar burada yok gözüküyor. Villus var ama damar yok. Düğümler burada artmış gözüküyor. Bu da bir reaksiyondur. Hipoksiye sekonder. Yani kanlanma yoksa oksijen taşınması da yok. Bu düğümlerde de artmış bir görünüm var.
Aynı şekilde avasküler, fibrotik virüsler ve sinsitiyal düğümlerde artış gene gördüğünüz gibi hiçbir açık damar ben göremiyorum. Kronik intervillöz vaskülit var veya obliteratif fetal vaskülopati. Bu da 17 haftalık intrauterin eksitüsü olmuş bir fötüse ait plasenta. Aynı şekilde damardan yoksun villöz yapılar yeni oluşmuş ve hipoksiye uyum adına bu düğümlerin de sayıca arttığını genel bulgu olarak burada görüyoruz. Koreamniyonitten bahsetmiştim. Burada büyük çaplı damar vaskülitini görmekteyiz. Oldukça damarın yapısı artık villöz olayı aşmış, daha büyük bir damarın tutulumu söz konusu, vaskülit var ve içinde trombotik bir yapıyı görmekteyiz. Gene burada umbilikal vaskülite, filebite bir örnek. Çok sayıda iltihabi hücre var. Tamamen umbilikus duvarı ayrılmış birbirinden, ödemli ve polimorfonükleer lökositler tarafından işgal edilmiş. Şimdi bu grup 2'deki klinik patolojik yoruma gelecek olursak, bu lezyonların birlikte asfiksinin diğer işaretleri olsun veya olmasın serebral palsiye neden oldukları kesinlikle bilinmekte. Yani eğer damarlar patolojikse bu çocukların serebral palsi geliştirme riski neredeyse hemen hepsinde mevcut. Büyük damarların duvarında toksik zedelenme buna yol açabiliyor. Maternal antifetal vaskülit, sebebi bilinmeyen vaskülit de bu grupta. Aktif fetal nörofilik infiltrasyonlar, yani iltihap da vaskülitin bir nedeni olduğu için bunları da burada zikretmek durumundayız. Trombozlar, fetal trombotik vaskülopatiler, hatta bu çocuklar öyle kötü doğabiliyor ki çok ağır ve uzun seyirli vakalarda organ kayıplarıyla, ekstremite kayıplarıyla, tıpkı yaşayan çocuklarda gördüğümüz trombotik olaylar sonucu gelişen nekrozları burada doğumda görebiliyoruz. Burada patogenetik mekanizmalarda ortak hedef büyük çaplı fetal damarlar. Vazoaktif medyatörlerin fetal dolaşıma salınması vazospazm ve vazoobstrüksiyona neden oluyor. Klinik olarak annede polihidramnioz çok sık görülüyor. Fetusta asimetrik intrauterin gelişme geriliği, fetal vaskülopatinin uzun süreli ve sistemik olduğunu destekleyen gene daha önce de belirttiğim gibi çekirdekli eritrosit sayılarında artış oluyor. Hipoglisemik ataklar oluyor ve ağır kardiyopulmoner fonksiyon bozuklukları görülebiliyor. Grup 3'te kronik plasental fetal disfonksiyon demiştik. Bu da maternal perfüzyon bozukluğu, yani avasküler villuslardan oluşan odaklar, artmış pervillus fibrin birikimi, multifokal nedeni bilinmeyen villitis bu gruba giriyor. Kronik periferal ayrılma, yani abrapsiya plasenta gene bu gruba giriyor. Grup 3'ün ikinci grubunda da distal villus immaturasyon. Yani bu bir doğumsal villusların immaturasyonuyla giden bir olay ve bu da aynı şekilde kronik plasental disfonksiyona neden olabiliyor. Burada plasentadaki infarktları görmekteyiz. Biraz önce mikroskobik alanlarda kapalı olan damarların tabii ki gros sonucu da bu şekilde geliş infarktları olarak karşımıza çıkıyor. Yani bir plasentayı mikroskop altına koymadan dahi o plasentanın hiçbir işe yaramadığının göstergesi olarak bu infarktlar size yeterli bulgu olarak karşınıza çıkmakta. Gene kesit yüzlerinde bu infarktların görünümünü izlemekteyiz. Beyaz renkte olanlar infarkt alanları. Bu da mikroskobu tamamen infarkt dediğimiz zaman zaten dokunun kendi yaşam
göstergelerinin kaybolduğunu görmekteyiz. Bu masif perivillöz fibrin birikimine bir örnek. Dersin başında söylemiştim, bunu gross bile görebiliriz diye. Şöyle bir plasentaya baktığımızda bu gri beyaz neredeyse sertleşmiş bir kıkırdak yapısını andıran görünümlerin bir fibrin olduğunu görüyoruz. Yalnız burada şunu belirtmek isterim ki bu bizim bildiğimiz fibrin değil. Yani kanın pıhtılaşmış fibrini değil. Bunda bir yapı var, fibronektin yapısı var. Yani bu kolay kolay hani antifibrinöz bir takım tedavilerle ortadan kaldırılacak bir materyal değil. Onun için bunun çok iyi bilinmesi lazım ve bunun nedenlerinin de araştırılarak ortaya konması lazım. Burada maternal zemin infarktını gördüğümüz bir plasenta, 38 yaşında bir anne. Gravida 5, yaşayan yok. 29 haftalık intrauterin eksitus vakamız bu. Önceki gebeliklerde gördüğünüz gibi 2 düşük, 2 tane 30 ve 32 haftalık intrauterin eksitus var. Yani bu annenin plasentası mümkün değil, normal bir vaskülerizasyon ve plasental fonksiyon gösteremiyor. Burada gene perivillöz fibrin birikimini görmekteyiz. Ve bazı bu gruptakiler nedeni bilinmeyen villitis olarak gruplanabiliyor. Çünkü villitis yapan bilinen nedenlerin hiçbiri bu vakalarda gösterilemiyor. Villöz maturasyon defektine sahip bir plasenta bu. Gravida 3, para 2, sorunsuz bir gebelik, fetal hareketlerde yavaşlama ve birden 37. haftada intrauterin eksitus oluyor, plasenta 500 gram. Şimdi burada bize verilen bu bilgilerden ne sonuç çıkarıyoruz? Bir kere 37 haftaya kadar gelmiş bu bebek. Yani bir hafta daha yaşasa zaten normal gelişim süresini tamamlamış sayılacak. Ama fetal hareketler yavaşlıyor. Çünkü bu olay kronik, akut değil. Annede villöz maturasyon defekti var. Bu bir genetik bozukluk ve bu gebelikte bu çok belirgin olarak ortaya çıktığı için de maalesef bebeğin kaybıyla sonuçlanıyor. Şimdi ilerlemiyor. Özür dilerim, slaytlar ilerlemediği için bir müddet onunla uğraşacağım herhalde. Şey geçti gibi hocam, hocalarımızdan birisi herhalde beyaz tahta özelliğini kullandı gibi. Şu kalem seçeneğinden şey yapabiliriz gibi geldi. Evet. Şimdi grup 3'te klinik patolojik yorumu dönecek olursam, grup 3A'da maternal perfüzyon bozukluğu var. Bu grupta bulunan lezyonlar, intrauterin gelişme geriliği ve kronik fetal monitorizasyon bozukluklarına eşlik ediyorlar. Term bebeklerde de nörolojik bozukluğa neden oluyorlar. Grup 3'ün ikinci grubu, yani biraz önce gösterdiğim distal villöz immaturasyonda sıklıkla bebekler iri oluyor. İri bir plasenta ile birlikte doğuyorlar. Annelerde diyabet, obezite ve gebelikte aşırı kilo alımı var. Yani burada villöz immaturasyon anneden doğan bazı patolojik durumların bir sonucu olarak karşımıza çıkıyor. Onun için başta dersin başında da sizlere söylediğim gibi plasentaya baktığınızda hem fetüs hem de anne ile ilgili size çok önemli ipuçları kazandırabilir dememin bir sebebi de buydu. Anneler diyabet, obezite, gebelikte aşırı kilo alıyor. Plasentalarda vaskülosinsitiyer membranlar azalıyor. Büyük immatür villüsler, villüsler büyük ama vasküler
açıdan yeterli değil. Villus-Stroma artışı var. Bu da maternal ve fetal dolaşım arasındaki difüzyon aralığında genişlemeye neden oluyor ve difüzyonun tam olarak gerçekleşmesine engel oluyor. Klinik olarak annelerde preeklampsi, bebekte düşük ponderal indeks bulunabiliyor. Şimdi maternal zemin infarktı, masif perivillöz fibrin birikimi, fetal trombotik vaskülopati. Aslında bu üçü de ortak patogenetik mekanizma ile oluşuyor. Yani annede bir trombofili olayıyla açıklanabilen ortak plasental patolojiler. Ama bu isimler neden değişik verilmiş? Çünkü anatomik yerleşimdeki farklılıkları nedeniyle. Maternal, paternal, fetal trombofili ortak genetik bozukluk. Şimdi burada önemli bir durum var. Bazı anneler maternal yani trombofili bozukluklarından, mutasyonlarından diyelim birine sahip. Ama bakıyorsunuz normal bebeğe sahip olabiliyorlar. Şimdiye kadar söylediğimiz o problemleri yaşamadan bebekleri doğabiliyor. Ama bazıları aynı genetik mutasyona sahip olduğu halde çok ağır bebek ölümleriyle karşılaşabiliyor. Burada yazarlar şunu vurgulamak istiyor. Eğer babada da varsa bu trombofili genlerinden biri veya annede biri, babada diğeri. Bunu taşıma ihtimali fötüste de oldukça yüksek olduğu için bu vakalar ortak genetik bozukluk olarak isimlendiriliyor ve burada fötüslerin sağlıklı doğmaları neredeyse mümkün değil. Biraz önce bahsettiğimiz bu vasküler problemler bunlar da mutlaka görülüyor. Tekrarlama riski var %50 oranında. Ve buradaki genetik ve veya otoimmün mekanizmaların rolü olduğu düşünülüyor. Önemli klinik bulgular var. Daha önce de belirttiğim gibi burada biriken fibril matrix tip özelliğinde. Yani söylediğim gibi bir bizim heparinle veya herhangi bir antifibrinöz ilaçla ortadan kaldırabileceğimiz fibrin özelliğinde değil. Onkofetal fibronektin, kolajen 4, laminin ve tenaskinden oluşan bir yapı var. Yani çok sağlam bir yapısı var. Ekstravillöz trofoblastlar tarafından yapılıyor bunlar. Kan pıhtısı değil. Bu son derece önemli. %15 oranında gördüğümüz grup 4'te hipoksiye karşı subakut kronik uyum gösteren plasental lezyonlar görülebilir demiştik. Bunlar da gene hipoksiye uyumu gösteren çekirdekli eritrositlerde artış ve villus korangios olabilmekte. Burada çekirdekli eritrositleri görüyorsunuz. Şurada. Evet. Gene villözlerin içinde ama bu villöz damarlar da sağlıklı değil gördüğünüz gibi. Korangiyozis zaman zaman korangiyoma veya tümöral yapılarla karıştırılabilir ama gördüğünüz gibi bunlar çok sık görülür ama çok fazla şeye neden olmazlar. Kronik veya subakut antenatal strese karşı olan kompansatuar reaksiyonlar bu grup 4'tekiler. Fetal oksijenasyonda azalma olunca gelişen intra veya ekstramedüler hematopoez sonucu çekirdekli eritrositler artıyor. Villus korangiosis ise doğumdan önce haftalar içinde gene hipoksiye ikincili gelişen uyuma bağlı anjiyogenezis. Yani hipoksi oldukça damar yapılarını artırarak plasenta kendisini ve fötüsü koruma altına alıyor. Bu daha çok anemisi olan annelerde, sigara içen annelerde, yüksek rakımda yaşayan annelerde, kronik oksijen yetmezliği ile ilişki durumlarda daha sık görülebiliyor.
Grup 5 demiştik ki idiopatik, klinik veya patolojik hiçbir açıklama yok. Vakalar serebral palsili ama buna neden olabilen herhangi bir patolojik açıklama plasenta yoluyla açıklanamamış, bulunamamış. Ailelerde gelişim bozukluğu hikayesi var. Doğumda vakum, forceps girişimi daha sık ama bir grubunda da plasenta örneklemesi yetersiz olarak kabul edilmiş. Şimdi maternal hastalıklardaki plasentaya bakacak olursak karşımıza en önemli çıkan sorun gördüğünüz gibi preeklampsi, HELLP sendromu. Lupus, antifosfolipid antikor sendromu, maternal trombofilik bozukluklar, diyabet ve akut yağlı karaciğer. Bunların ortak plasental patolojik bulguları var. Burada plasenta küçük oluyor, gelişemiyor. Desidual vaskülopati oluyor. Ne demiştik? Desidua anneye ait bir zar. Onun için buradaki vaskülopati çok belirgin oluyor. Azalmış kan akımına bağlı değişiklikler var. İnfarkt alanları var. Intervillus hematom var. Retroplasental hematomlar olabiliyor. Ve fetal vasküler obstrüksiyonlar var. Burada bir vaka gene sunmak istiyorum. 27 yaşında bir anne. Gebelik 2. Doğum yaşayan 1. 28 haftalık gebelik süresi var. Hipertansiyon. Oligohidramnioz ve şiddetli IUGR ile hastaneye başvuruyor. 2 hafta sonra oligohidramniozun şiddetlenmesi, büyümede duraklama ve fetal tehlike nedeniyle doğrultuluyor. Plasental bulgular ise desidual vaskülopati, akut aterozis. Fetal bulgu serebral periventriküler lökomalesi. Burada desidual artropatiyi görmekteyiz. Şuradaki damar neredeyse kaybolmuş. Damar yapısı tamamen silinmiş. Buradaki patogenetik mekanizma preeklampsi gebeliğe özel. Doğum tedavi edici, plasental kanlanmada azalma, yetersiz maternal vasküler remodeling var. Artmış oksidatif stres var, klinik stres faktörlerinin salınımı var, yaygın endotelial zedelenme var. Hipoksik trofoblastlardan burada FMS-like tirozin salgılanıyor, tirozin kinaz 1. Yani bunun bir diğer adı solubil FLT1. Bu ne yapıyor? Çok önemli. Plasental daha doğrusu anjiyogenezize düşman bunlar. Anjiyogenezizi durduruyor. Anjiyogeneziz durunca da anjiyogenetik etkiyle birlikte bütün bu vasküler patolojiler ortaya çıkabiliyor. Gebeliğin akut karaciğer yağlanması var. Maternal hastalıkları grubu içinde yüksek fetal maternal mortalitesi var. Klinik bulgular 3. trimester sonlarında başlayabiliyor. Bunlar bulantı, kusma, sağ üst kadranda şiddetli karın ağrısı, karaciğerde mikroveziküler yağlanma, fulminan karaciğer yetmezliği var. Tedavisi acil doğum. Bunun patogenezinde fetüste bu mutasyon mevcut oluyor. Uzun zincirli 3 hidroksiasil koenzim A dehidrogenaz eksikliği söz konusu. Yani uzun zincirli yağ asidi beta oksidasyon defekti de bu annelerde bu hamilelikte bu durumun gelişmesine neden olabiliyor. Konuşmam burada sona eriyor. Umarım faydalı olmuştur. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Çok faydalandık. Bir duayenden ders dinleme keyfi yaşattınız bize tekrar. Bir kez daha gördük ki Gülsev Kale'ye emeklilik yok. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Evet. Hocam şimdi bizim sınıfımızda 60 kadar katılımcı vardı. Ama çok enteresan, biz acil ve yoğun bakımcılara derken
Çok farklı bir yelpazede katılımcılarımız oldu. Hem öğrenciler vardı, hem farklı branşlardan doktorlar vardı. Hatta bizim mühendislerimiz de, mühendislik hocalarımız da, malzeme mühendislerimiz vardı. Çeşitli katılımcılarla birlikte aynı zamanda biz bunu podcast olarak sayfamızda yayınlayacağımız için bundan sonra da farklı öğrenciler tekrar tekrar izleyebilecekler. Onun için gerçekten şu andakinden daha fazla bir impactlı, daha fazla bir faydası olmasını umuyoruz. Tekrar onun için de teşekkür ediyorum ben. Bizim açımızdan da yani çok detaylı sıkmamışımdır diye ümit ediyorum. Çünkü klinikte gerçekten serebral palsili çocuklar belki bizim ülkemizde çok alışılmış değil ama başka yerlerde legal olarak soruşturulmaya tabi tutuluyor. Neden çocuğunda bunlar oldu diye. Bu çalışmaların çoğunda eğer plasentalar incelenseydi hem kadın doğum hocaları hem pediatristler bu konuda aklanırdı ve gerçek nedenlerde ortaya çıkarılırdı diye söyleniyor. Bunu da ben bu derste vurgulamak istedim. Gerçekten damarın önemi plasental hayatta çok çok önemli. Plasentanın beslediği bebek için çok önemli. Onu da tekrar dile getirmek istedim. Evet, sorular var herhalde. Ramazan hocamızın sorusu var hocam, yeni doğan uzmanı. Evet. Alabiliriz. Ramazan Özdemir değil mi? Evet, Ramazan eski asistanlarımızdan. Ramazan'la Malatya'da da biz karşılaştık. Evet. Çok mutlu oldum onunla şu anda tekrar görüştüğüm için. Evet Ramazan. Ramazan söz sende, sorabilirsin. Ramazan bağlantısı düştü sanırım hocam. Peki başka sorusu olan var mı? Bu arada sohbet odasında teşekkürler alıyoruz hocam. Evet, burada Nahide Altu görüyorum. Evet. Biraz önce Ümit Murat Şahiner de vardı. Faysal hocamız. Şamil hocamızın bir tane sorusu var hocam. Annenin evet, mikrofonu. Alabiliriz, el kaldırıyor. Yani sorabilirsin. Ben yazmıştım ama Gülsev hocam çok teşekkür ederiz. Gerçekten çok hem sesinizi duymak hem ne bileyim sizi görmek çok memnun etti bizi. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Sağlıklı görmek sizi gerçekten çok memnun olduk. Sağ olun. Ben de çok mutluyum sizlerle olmaktan. Bunu hep defalarca söylüyorum. Sizleri özlüyorum ben. Tabii ki buluştuğumuzda da çok mutlu oluyorum. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Bu konuşma ayrıca iki faydası daha var bizim için. Özellikle iki tane laboratuvarımız, bir tanesi hibrit membran çalışan laboratuvarımız, birisinde xenotransplantasyon çalışan laboratuvarımız. Biraz önce de söylemiştim, özellikle bu taşıyıcı annelik modeli plasentanın arada oluşturduğu bariyer ileride bizim çalışmalarımızda xenotransplantasyonda ufuk açabilir. Bu o açıdan plasenta konuşmalarımızın ilki, yani çocuk yoğun bakımla, yoğun bakımla ne ilgisi var diye düşünmüyoruz. Çok önemli bizim için çünkü bu model aynı zamanda xenotransplantasyon modeliyle çok birbirine benziyor. İkincisi de hibrit membran laboratuvarımızda güzel bir haber olarak söyleyelim. Diyaliz membranını bu laboratuvarda diyaliz ve oksijen membranı, hibrit membranı çevirmek mümkün oldu. Ama dersin başında da söylediğiniz gibi aslında en güzel membranlardan birisi plasentanın kendisi. Plasenta membranı bizim için bir yeni ufuk koymuş oluyor. O konuda da ilerlememiz lazım gibi gözüküyor. Ben burada da fikir sahiplerini, laboratuvar ekiplerimize katılmaya davet etmiş olayım bu arada. Evet, yine hocam, katkıda bulunmak isteyen varsa. Ramazan hocamız tekrar. Ramazan, evet, söz almak istemiştiniz. Ramazan bağlanabilirsin. O da benim ininden hocam. İyi akşamlar hoca, Gülsev hocam, diğer hocalarıma, tüm katılımcı arkadaşlar. Hocam öncelikle çok çok teşekkür ederim. Ben Malatya İnönü Üniversitesi Yeni Doğan'dan Doktor Ramazan Özdemir bu arada. İlk konuşmanın işin doğrusu Yeni Doğan'ı çok ilgilendiren bir konu olmasından dolayı da çok mutluyum. Bunu da belirtmek isterim. Hocam uzun uzun hipoksik iskemik enselopati üzerine durdu gerçekten.
Bizim Türkiye'de de gerek kadın doğumcuların gerek yeni doğancı arkadaşların en korktukları hasta grubu, ki bunların ne yazık ki çoğu çeşitli adli vakalar olarak karşımıza ileriki dönemlerde çıkıyor ve buradaki hata yeni doğancıya mı ait, kadın doğuma mı ait gibi ciddi ciddi sıkıntılı dosyalarla karşılaşıyoruz. Ve bizim genel olarak doğumda işte kan gazında asidoz vardı, yok işte doğum öncesinde, doğum sonrasıydı, neden sezeryen yapılmadı gibi çok basit düzeyde kalan tartışmalar oluyor. Ama burada da Gülsev Hocam uzun uzun üzerinde durduğu gibi işin plasenta boyutuna indiğimizde aslında bu adli durumların çok daha kolay, belki tamamen çoğunda doktor dışı nedenlerle bu durumların karşılaşıldığı bir durum olarak karşımıza çıkacak. Dolayısıyla plasentanın incelenmesi gerçekten hocamın da belirttiği gibi çok çok önemli. Anadolu'da bir şey vardır, plasentaya eş denir. Gerçekten bebekle eş olan bir şey. Dolayısıyla bebeğin birçok sıkıntısını plasentadan rahatlıkla hocamın da üzerine basa basa şey yaptığı gibi yakalama şansımız var. Ancak ne yazık ki gerek tabii ki Hacettepe'deki gibi bir çocuk patoloji bölümümüz çoğu yerde yok. Ne yazık ki patoloji bölümlerimiz işin ciddiyetine bu kadar üzerinde durmuyor. İnşallah bunun önemi daha çok anlaşılır. Bu durumlarla daha az karşılaşırız diye düşünüyorum. Hocam gerçekten tekrar tekrar çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Bugün bir de patologlar günüymüş, patoloji günüymüş. Tesadüfen Ayşegül Tokatlı bana mesaj göndererek kutladı. Bütün özel günleri ondan öğrenme şansına sahibim. Çünkü hepsini titizlikle takip ediyor gerçekten. O güne de denk geldi bu konuşma. Tabii ki plasenta kimin? Önce ona bakmak lazım. Yani bir kadın doğumcu veya doğumhanede bulunan stresle, yani problemli doğumun tahmin edildiği vakalarda bir pediatristin bile gross olarak ona göz atması bazı şeyler konusunda aydınlatıcı olabilir diye düşünüyorum. Yani hemen bir kovaya koyup atmak yerine, ki önceki baş esnanlarım çok iyi bilirler, onlar zaman zaman plasenta peşinde koştular. Beni mutlu etmek için yaptılar bunu. Aslında yaptıkları hakikaten bilime ve o çocuğun hayatına ışık tutmaktı, ama inanır mısınız, biz plasentanın peşinde koştuk. Erman çok iyi bilir bunu. Şu anda nörolojide olan İbrahim çok iyi bilir. Onlar kovaları kapıp kapıp getirirlerdi, biz de incelerdik. Yani bir organın kıymetini bilmek, onu değerlendirmek herhalde hekimlikte çok önemli şeyler bunlar. Sizin o uyarıyı almanız lazım bebekten. Özellikle kadın doğumcular fetal takibi yapmaktalar. Ama çocuk doğduğu andan itibaren de tüm sorumluluk pediatristlere geçmekte. Yani bu geçiş yolu son derece önemli. Onun için ben perinatoloji bilim dalının en kısa sürede inşallah enstitümüzde, çocuk sağlığı enstitüsünde, ben bu fikri çok sahiplendim ama başarıp kuramadım. Mutlaka yeni doğancı arkadaşların ve kadın doğumcuların bu bilim dalını ortaklaşa oluşturmaları lazım. Perinatoloji, yani bilim dalı kurmaktan korkmamak lazım. Enstitüler bunun için elimizde en büyük fırsat. Çocuk Sağlığı Enstitüsü perinatolojiyi kurarsa genetik bölümümüz var. Yani çok zenginiz bunu kuracak her türlü. Hem kişisel birikimimiz var, hem üniversite olarak bunun destekleneceğine de inanıyorum. Perinatoloji kurulmalı. Çünkü bunlar ortak geçiş bilim dalları, multidisipliner. Ne buna tek pediatrist, ne tek başına obstetrist yapamaz. Ortak çalışmak lazım. Böyle yapılırsa konjenital anomaliler, diğer
serebral palsi gibi hayatın tümünü etkileyen problemler daha kolay çözülür diye düşünüyorum. Enstitü müdürüyken çok istedim ama bir takım şeylerle karşılaştım, engelleyici noktalarla başaramadım. İnşallah bundan sonraki dönemde enstitü müdürlerimiz bunu yeniden gündem yapar. Plasenta da hak ettiği değeri belki bu disiplin içinde daha iyi bulur diye düşünüyorum. Evet, çok teşekkürler hocam. YouTube'da da 160'tan fazla öğrencimiz izlemiş. Yani 200'ü geçti öğrenci sayınız. Kimse şey yapmak istemiyor, kapatmak istemiyor. Plasenta dışında da patoloji günüymüş de aynı zamanda. Patolojiyle ilgili, genel tıpla ilgili. Ben de böyle görüyorum. Çok mutlu oluyorum. Dilek Karacanoğlu, evet, Ünal Sarıkabadayı, hepsini isim isim burada görebildiğim kadar izliyorum. Hepsine sevgilerimi gönderiyorum. Onların evet, söz almak isteyen varsa. Ben çok teşekkür ediyorum Gülsev Hocam size. Çok değerli bir konu hakkında bizi bilgilendirdiniz. Ayrıca dinleyicilere de teşekkür etmek istiyorum gösterdikleri ilgiden dolayı. Aynı zamanda bir sonraki toplantıyı da hatırlatmak isterim. 23 Kasım'da bugünden tam 2 hafta sonra yine aynı saatte sevgili Okşan Derinöz hocamız, Profesör Doktor Okşan Derinöz hocamız bize acil serviste şok yönetimini anlatacak ikinci ders olarak. Hepinizi o derse de bekleriz. Teşekkür ediyorum. Oğlum ve ben de sizi dinledik bolca. Çok şeker oğlum. Allah teşekkür bahsedin. Ederim hocam, sağ olun. Ben tekrar teşekkür. Annemin annesi. Annenin kıymetlisisin. Başka katkısı olan, sorusu olan var mı, yoksa vaktimizi de açtık. Selman merhaba. Merhaba hocam. Nasılsınız? Çok teşekkürler hocam. Evet. Mükemmel bir ders hocam. Çok teşekkür ediyorum. Ederim. İnşallah sıkmamışımdır. Çok tekrarda girmek istemedim. Çünkü lezyon damarsal olunca birbirine çok benziyor. Aynı şeyleri tekrar tekrar söylemek değilsem affola. Affola hocam. Çok teşekkür ederiz. Bu yılda umarım bizim bu Gülsev Kalepay Okulumuz bütün çocuk acil ve pediatrideki arkadaşlarımıza yararlı olur diye düşünüyorum. İnşallah. Biz bu ismi verirken Denen abi ve ben birinci ve ikinci öğretim üyeleriyiz yoğun bakımın, ama tarihçesine bakarken çok ciddi bir tarihçesi var, ama bilim dalı olmasında, yoğun bakımın yapılanmasında şimdi yaklaşık 15 öğrencimiz oldu. Türkiye'nin değişik yerlerinde kritik hasta çocuklara müdahale ediyorlar. Aynı zamanda pediatri asistanlarına kritik hasta bakımını öğretiyorlar. Aynı şekilde çocuk acil bilim dalımızda sizin öncülüğünüzde kurulan bilim dalları. Artık yan dal eğitimi veren ve yan dal eğitimi verdiği kişileri hoca olup yan dal eğitimi verir durumdayız. O açıdan bize olan hem kişisel, yani Beren abi ve bana, hem de bilim dalımıza olan emekleriniz için çok teşekkür ederiz hocam. Emin olun o arkadaşlarımızın... Armağan'cığım, bu teşekkürü benim size yapmam lazım. Çünkü size ben güvendim, evet. Ama siz bu güveni fazlasıyla hak ettiniz. Hem Benan, hem sen, hem şimdi burada mı bilmiyorum ama Özlem, benim size açtığım yolu fevkalade aydınlattınız ve herkese o kadar verici ve o kadar bu konuyu özendirici bir şekilde bu bilim dalını kurdunuz ki kolay iş değil bu. Hani gel sen yoğun bakımcı olla, olmuyor bu. Önceden Benan da bu tarihçeyle çok uğraştı ama ben de artık tarihi bir kişiliğe sahip olduğum için oldukça iyi biliyorum pediatrinin tarihini, ilk öğrenci ve ilk mezun olarak. Eğer tabii ki yapı olarak vardı, bir odamız vardı, orada baktığımız hastalarımız vardı, ama bunun bir bilim dalı olarak gelişmesini sizler sağladınız. Onun için ben size müteşekkirim. Siz olmasaydınız, bu kadar içten ve gönülden bu işe sahiplenmeseydiniz,
belki bu kadar beğenilen, bu kadar tercih edilen bir bilim dalı olmayabilirdi. Çünkü yükü çok fazla, sorumluluğu çok ağır bir bilim dalı. Ben size teşekkür ediyorum gerçekten. Çok teşekkürler hocam. Çok sağ olun. Evet, başka yazıyor ama Umut Seda diye biliyorum ben. Doğru mu Bena? Selda hocam, o da burada. Selda mı? Seda. Selda, evet hocam. Selda, peki. Ona da hoş geldin diyelim. Sağ olsun. Evet, Belgin. Evet, çocuklarımın hepsi buradalar. Evet hocam, benim de elim kapatmaya varmıyor. Onun için bir kez daha katılmak isteyen, konuşmak isteyen varsa Esra hocam. Esra var, Hatice var, Aslıhan var, Cansu. Evet, hepsine sevgilerimi yolluyorum. Esra'cığım sana da. Ahmet Ziya abimizin de bir şeyi var da. Evet, söz verelim. Ahmet, evet. Ahmet Ziya bir bilen, öyle mi? Hocam iyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar hocam. Bu güzel sunum için gerçekten teşekkür ediyoruz. Gerçekten bize ne kadar önemli bir katkınız olduğunu şimdi tekrar hazırlama vesilesi oldu. Bu vesileyle Benan Hoca'ya da, Selman abiye de, Özlem'e de teşekkür ediyorum. Dediğiniz gibi siz bizim gerçekten buralara gelmemizde en büyük emek sahibi insanlardan bir tanesiniz. Onun için sizin hakkınız ödenmez. Onun için ben ayrıca bir teşekkür etmek istedim. İyi ki varsınız hocam. Her şey için elinize sağlık. Çok teşekkürler. Siz de iyi ki varsınız. Benim bunca geçirdiğim senenin en güzel ifadesi sizlersiniz. Eğer geriye dönüp baktığımda ben ne iş yaptım dediğim anda sizler aklıma geliyorsunuz. Benim yaşımdaki bir kişi için de bu çok önemli. Burada bu sunumu böyle düzgün bir şekilde yürütmemde yardımcı olan Bilkent ofisinde, mütevelli ofisindeki çok değerli Oya ve Çağıl Hanım'a da burada huzurunuzda teşekkür etmek istiyorum. Bu saate kadar benimle burada kaldılar ve bana destek oldular. Çünkü kabul edersiniz ve belki de hoş görürsünüz. Bazı bu aletlerde istenmeyen sonuçlar olabilir diye çok çekindim. Onun için de onların desteğini aldım. Tüm katılımcılara, yardımcı olanlara, herkese sevgilerimi buradan tekrar sunuyorum. Sağ olun, bu saatte benimle oldunuz. Çok teşekkürler. Biz teşekkür ediyoruz hocam. Yaşam Desteği Merkezi olarak da, Pay Okulu olarak da. Ayrıca isminizi kullanmamız gerçekten marka değeri çok yüksek. Bugünkü katılım yoğunluğundan da anlaşıldı. İzin verdiğiniz için ayrıca teşekkür ederim. Rica ederim. Bu benim için onurdu. İzin vermemek diye bir şey söz konusu bile olmaz. Sana da defalarca söyleyip yazdığım gibi sizin istekleriniz benim için çok çok değerli. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Hocam bu arada ben de merhaba diyeyim. YouTube'dan seyrettiğim için sesimi duyuramadım. Geldin ama YouTube'dan. Hızlı girdim Zoom'a, çok teşekkür ederiz. Değerli hocalar, hepinizde gurur duyuyorum. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Hocam en son Belgin hocamız da yazmış Bora hocamızla birlikte izlediğini. Efendim? Bora hocamız da Belgin hocamız da izliyormuş hocam. Evet, ya, görüyorum buradan yazıları. Onlar benim... Önceki baş esnamlarım. Ben eski tabirini kullanmamaya özen gösteriyorum. Onun için önceki baş esnamlarımın herhalde hemen hepsi buradalar. Tekrar teşekkür ediyorum. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Teşekkür ederiz. Çok teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar. Bir sonraki derste yine Gürsev Kale Okulu'nda buluşmak üzere. İyi akşamlar herkese. İyi akşamlar. Çok teşekkür ediyorum. Saygılar hocam. İyi akşamlar. Sevgilerinizle. Hepinize. Çok teşekkür ederiz. İzzet, Özlem, elinize sağlık. Özlem çıktı mı?
İzzet. Elinize sağlık. Gerçekten çok güzeldi. Şey hocam, mikrofonu kapalıymış. Elinize sağlık. Hepinize tekrar iyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar hocam. Çok teşekkür ederim. Zormuş. Onu da fark ettim. Ayrılamayacağız. İstersen devam edelim ben anladım. Hocam bu sabaha kadar gidebilir. Evet, okulumuzu sabaha kadar açık tutalım. Hoşçakalın tekrar. İyi akşamlar tekrar hocam. İyi akşamlar hocam. İyi akşamlar. Hocam ne kadar...